Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte test 8'e geçiş yapmış olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Dersinde hücre bölünmeleri ünitesini bitiren Rana öğretmen aşağıdaki tabloyu çizerek öğrencilerinden numaralandırılmış kutucuklara gelmesi gereken işaretleri belirlemelerini istemiştir. Mitoz var, mayoz var, işte bölünerek üreme ve vejetatif üreme şeklinde ve 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılmış. Deniz diyor tüm kutucuklara diyor okey işareti koymuştur diyor. Okey işareti koymuş. Şimdi mantıklı bir şey mi? Bu değil. Niye? Mitozda kalıtsal varyasyonlara katkı sağlama var mı? Yok. Mayozda var, tamam. Bölünerek üreme tek hücrelilerde gözlenir mi? Gözlenir. Fakat vejetatif üreme gözlenmez. Yani denizde sıkıntı var burada. Mina ise, onu da maviyle yapalım. 1 ve 2. kutucuklara tik atmış ki yine sıkıntılı. 3 ve 4'e ise çarpı gelmesi gerektiğini söylemiş. Yine sıkıntı. 4 okey ama 3 sıkıntılı. Şeyma tüm kutucuklara çarpı gelmesi gerektiğini söylemiş. Şeyma da tüm kutucuklara çarpı atmış. Şeyma zaten bayağı sıkıntılı bir iş yapmış yani. Hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Deniz diyor mitoz ve eşeğsiz üreme konularını tam olarak kavrayamamıştır diyor. Denizdekiler kırmızıydı. Mitozda sıkıntı var mı? Var. Onun haricinde eşeğsiz üremede sıkıntı var mı? Var. O zaman bu doğru. Mina diyor 1 ve 3. kutucuklara getirilmesi gereken işaretlemelerde hata yapmıştır. Maviydi Mina. 1'de sıkıntı var mı? Var. Çarpı gelmesi lazım. 3'te sıkıntı var mı? Var. Çünkü okey gelmesi lazım. O zaman bu da doğru. Şeyma, mayoz ve eşeğsiz üreme konularını tam olarak öğrenmiş ancak mitozu tam kavrayamamıştır diyor. Vallahi Şeyma hiçbir şey tam kavrayamamış. Niye? Mayozda kalıtsal çeşitliğe çarpı koymuş çünkü. Mayozu öğrenmiş diyor, patladı. Sorumuzun doğru cevabı Bolu gelmiş oldu. Hücre döngüsünü özetleyen yukarıdaki görseli inceleyen bir öğrencinin aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması yanlış olur diye sormuş. Bölünme sonucu oluşan hücreler G0 evresine geçebilir. Evet geçebilir, bekleyebilir bu evrede, doğru. G0 evresinde bulunan bir hücre bölünme yeteneğini kaybettiğinden bölünemez diye bir kaydı yok. Karaca hücresi mesela G0'dan çıkıp tekrardan zoraki koşullarda bölünebilir. Bolu patlar. S evresinde eşleşen DNA'da hata olup olmadığı farklı noktalarda kontrol edilebilir diyor. Evet, edilebilir. Mitotik evre mitoz ve sitokinezden oluşmakta. Evet, mitozu ve sitokinezi içerisine almakta. Sitokinez sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve DNA miktarı normal koşullarda aynı olacaktır elbette, mutasyon haricinde. Sorumuzun doğru cevabı Bolu geldi. Sağlıklı bireylerden oluşan bir ailedeki anne, baba ve 2 çocuklarının kan gruplarını belirleme testlerinin sonuçları verilmiştir. Biz hemen ne yapacağız? Bulacağız abi. Bu ne? A. RH ne bu? Bakın B'de bir şey yok. O yüzden B yazmıyorum. B eksi çünkü. RH pozitif. Çiğdem'e baktım. A'da bir şey yok. B'de var. B RH pozitif. Emin'e baktığım zaman hem A'da hem de B'de artı olduğu için AB yazdım. RH negatif gelecek. Ecem'e baktım, hiçbir şey yok. O zaman 0. RH negatif gelecek. Şimdi Cem ve Çiğdem'e bakarsak eğer ki Cem ve Çiğdem'i şöyle yazarsak A 0 büyük R küçük R. Çiğdem'e baktığımız zaman B0 büyük R küçük R yazarsak Cem ve Çiğdem'in çocukları Emir ve Ecem olmuş olacaktır. Buna göre aile bireyleri ile ilgili hangisinin doğruluğu kesindir soruyor. Cem baba, Çiğdem anne, Emir ve Ecem de çocuklardır diyor. Evet, bakın gördüğünüz gibi bununla bunu çaprazlarsam eğer ki bunları elde etmiş olacağım, doğru. Cem'in kan grubu genotipi A0 büyük R küçük R, Çiğdem'in kan grubu genotipi B0 büyük R küçük R olacaktır, doğru. Ecem 0 RH negatif. Emir AB RH negatiftir diyor, doğru. Ecem annesinden ve babasından AB 0 ve RH sistemi bakımından aynı hallerliği almıştır diyor. Evet, aynı hallerliği almış ki bakın buradan 0 almış, buradan 0 almış. Buradan küçük R'yi almış, buradan da küçük R'yi almış ve Ecem oluşmuş. Doğru mu? Doğru. Hangisinin doğruluğu kesindir diyor. Edirne geldi. Bir biyoloji öğretmeninin azot döngüsünde gerçekleşen olayların bir kısmını özetleyen şeması verilmiştir diyor. Burada bir nitifikasyon var, bir de denitrifikasyon var. Bu şemayı inceleyen öğrencilerin hangisi doğrudur diyor çıkartmalarından. Nitifikasyon bakterileri amonyak, amonyum ve nitriti oksitleyebilir diyor. Bakıldığı zaman oksitlemiş mi? Evet, oksitlemiş, doğru. Denitrifikasyon bakterileri nitratın atmosferik azot dönüşümünü sağlar diyor. Evet, bakın nitratın atmosferik azot dönüşümünü sağlıyor, doğru. Nitrifikasyon bakterileri aerob, denitrifikasyon bakterileri anaerob değildir. İkisi de aerob, anaerobtur. Bu yüzden patlayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. İnsanlara ait aşağıdaki soy ağacını tahtaya çizen öğretmen taralı bireylerin belirli bir özellik bakımından aynı fenotipte olduğunu belirtmiş ve ilgili özelliğin kalıtılma şeklinin otozomal mi yoksa X'e bağlı mı olduğu konusunda yorum yapmalarını istemiştir diyor. Buna göre diyor, yorumlarının yapıldığına göre soy ağacındaki verilerle ilgili hangisi yeterli değildir soruyor. 1 ve 2 numaralı bireylerin fenotipinde görülmediği halde kız çocuklarının görülmesi çekinik olduğunu, yani şuraya şöyle yazmış. 1 numaralı bireyin fenotipinde görülmediği halde kız çocuğunun fenotipinde görülmesi X ile taşınmadığını gösterir diyor. Evet, ben buraya otozomal yerine X üzeri büyük R, Y yazarsam eğer ki buraya taşıyıcı yazmam lazım ki şu arkadaşım gelsin. Yani şöyle yazmam lazım ki bu arkadaşım gelebiliyor olsun. Ama gelir mi? Gelmez. O zaman babanın da hasta olması lazım. Annenin de taşıyıcı olması lazım ki kız çocuğunun ne olması lazım? Hasta olması gerekiyor. O zaman soru doğru. Özellik otozomal çekiniktir ve numaralandırmış bireylerin tüm ilgili karaktere bakımından heterozigottur diyor. Bakalım hemen. Otozomal çekinikse bunlara küçük a küçük a yazdım. Buraya büyük a küçük a yazdım. Buraya da büyük a küçük a yazdım. Şöyle iki bireyin çaprazlanmasından bu geliyorsa buraya büyük a küçük a yazdım. Ve bunlar da büyük a küçük a olmuş olacaktır. O zaman numaralandırmış bireylerin tamamı ne olacaktır? Büyük a küçük a olmuş olacaktır. Ve özellik otozomal çekinik mi? Evet. Selin de haklı burada. Devam ediyorum. Sonuncuya geçiyorum. 4 ve 5 numaralı bireyler çekinik haliyle annesinden, 3 numaralı birey ise baskın haliyle babasından almıştır diyor. Şimdi 4 ve 5 numaralı bireyler çekinik haliyle annesinden diyor. Bundan almıştır diyor. Ve diyor 3 numaralı birey diyor baskın haliyle babasından almıştır diyor. Şimdi burada 3 numaralı bireyin herhangi bir şekilde baskın haliyle kimden aldığı belli mi? Değil. Özelliği belirtmemişsin. 2. X'e bağlı çekinik mi, otozomal çekinik mi belirtmemişsin. 3. Furkan o yüzden çuvallar abi. Hangisi yeterli değildir diyor. Yalınız Furkan olmuş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı. Çekirdek zarındaki porlardan geçiş yapabilen aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zarındaki porlardan da geçebilir? Şimdi burada küçük bir adam arayacağım. Bak protein diyor, gördün mü? Protein büyük bir adam. O yüzden bu olmaz. Bu kalsın. Guanin nükleotti. Nükleotit dediğin zaman ne var? Azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var. Bir de fosfat var. Bu da büyük bir adam gördüğünüz üzere. O zaman bu da emeyecektir. RNA molekülleri diyor. Kardeşim RNA molekülleri de netice itibariyle ne yapacaktır? Bir nükleotitten oluşacak mı? Oluşacaktır. Ve büyük bir adam mıdır? Büyük bir adamdır. Gitti. ATP de aşağı yukarı nükleotit yapısına sahiptir. Çünkü ne var burada? Adenozin var. Onun haricinde ne var? Riboz var. Ve 3 tane de fosfat var. Bu da büyük bir adam. Fakat deoksiriboz şekeri arkadaşlar küçük bir adamdır. Yani karbohidrattır ve çok küçük adam olduğu için ne yapacaktır? Hücre zarındaki porlardan da geçme özelliğine sahip olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Bolu geldi. Aşağıdaki görselde Mendel'in bezerle yapmış olduğu çalışma verilmiştir diyor. Ne yapmış? İşte erkek organlarının tümünü kesmiş ve polenleri dişi çiçeğe transfer etmiş. Normalde dişi çiçekle erkek çiçeğin çaprazlanmasından ne oluşacaktır? İşte şu arkadaşımız ne burada? Büyük A büyük A olacak. Bu da küçük A küçük A olmuş olsun. Tamam mı? Erkek çiçek. Ne olacak? Tamamı büyük A küçük A olacak. Bu yüzden mor olmuş olacak. Fakat Mendel bunu niye yapmıştır diye soracak. Mendel'in yaptığı bu çalışmalarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Mendel'in mor çiçekli bitkinin erkek organlarını kesmesi kendi kendine tozlaşmayı engellemiştir diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar erkek organlar kesiliyorsa eğer kendi kendine tozlaşma ne yapacaktır? Engellenmiş olacaktır. Ki biz kendi kendine tozlaşmayı istemeyiz. Çünkü genetik çeşitliliği azaltır. Doğru. Mor çiçek haliyle beyaz çiçek haline baskın olduğundan döllenme sonucu oluşan tohumlardan gelişen bitkiler mor çiçekli olmuştur. Evet. Aksi durumda ne olacaktı? Beyaz çiçekli olmuş olacaktı. Tohumlardan gelişen mor çiçekli bitkilerin tüm heterozigottur. Evet, heterozigot olmak zorunda. Çünkü buradan da alacaktır. Doğru. Mendel mor çiçekli bitkinin erkek organlarını kesmeyip kendi kendine tozlaşma yapmasını sağlamış olsaydı oluşan tohumlardan gelişen bitkilerin tümü homozigot mor renkli olurdu diyor. Homozigot mor renkli olurdu çünkü neden? Kendi kendine bir döllenme reaksiyonu gerçekleşeceği için kalıtsal çeşitliliği azaltılmış olacaktı. Doğru. Hangisi doğrudur diyor? Cevap Edirne geldi.